E, muhtemelen Ak Parti e, bu zaman kazanmak istiyor. Daha doğrusu zaman kazanmaktan maksat e, iklim itibarıyla daha rahat bir zeminde e, propaganda yapabilmek, tanıtım yapabilmek, konuşma yapabilmek için zaman kazanmayı amaçladığı söylenebilir. Çünkü e, kış şartlarında e, bu işleri yapabilmek zor. E, Ocak bitti ama Şubat ve Mart, özellikle Şubat ayında muhtemelen e, hava şartları müsait olmayabilir. Daha geniş zamanda olarak, e, pardon, daha rahat bir e, zaman dilimi içerisinde, mevsimin, iklimin daha müsait olduğu bir e, zaman dilimi içerisinde bu kampanyayı yürütmeyi amaçladığı söylenebilir. Tabii e, burada şimdi anayasa değişikliği ile alakalı e, bir kampanya yürütülecek. Bu kampanyayı yürütecek olan tek kişi değil tabi. Ben öyle zannediyorum ki AK Parti bütün gücüyle e, bütün dinamiklerini harekete geçirmek suretiyle e, yüklenecek tabiri caizse. Bunu yapabilmek için de e, bu sistemi, getirilen sistemi çok iyi kavrayan, çok iyi anlayan, dahası e, tabana bunu çok iyi anlatacak elemanlara ihtiyaç var. Muhtemelen bunların eğitimi amacında belki Hı. amacıyla da bir zaman kazanmak evet. isteyebilir. Çünkü bu konu e, aslında e, AK Parti'nin yöneticileri tarafı yani e, yerel yöneticileri diyelim. Hatta merkezdeki yöneticilerin bile birçoğunun yeterince bildiği söylenemeyebilir. Dolayısıyla zaman kazanmak suretiyle hem e, yerel teşkilatların hem merkezde bunu organize edecek teşkilatların merkezden taşraya gidecek e, teşkilattaki görevli kişilerin kısmen bu konuyu e, anlatabilecek evet. düzeyde eğitilmeleri için de belki zaman, zaman kazanmak amacı taşıdığı söyleniyor. Şimdi normalde benim beklentim 20 Şubat'ın olduğu hafta içerisinde yayınlanması. Yani resmi gazetede 20 Şubat gibi aşağı yukarı yayınlanması. Çünkü bundan önceki anayasa değişikliklerine baktığımızda yani tarihlere baktığımızda aslında sembolik şeyler de söz konusu. Yani burada da benzer bir şey olabilir. Tabii emin değiliz yani hani değerlendiriliyor olabilir. Bu nedir? Aslında kamuoyunda da kimi zaman dillendiriliyor. O da 23 Nisan tarihi olarak geçiyor. Yani... Daha önceki anayasa değişikliği referandum tarihini hatırlarsak mesela 12 Eylül'dü. Yani 12 Eylül askeri darbesini hatırlatmak üzere 12 Eylül tarihinde yapılmıştı. Şimdi 23 Nisan tarihine baktığımız zaman 23 Nisan pazar gününe geliyor. Yani anayasa değişikliklerin halk oyuna sunulmasına dair kanun var. Yani anayasa değişikliğine anayasanın dışında değilim yani. Ona baktığımızda şu ifade geçiyor. İkinci maddesinde e, anayasa değişikliği kanununun resmi gazetede yayımını takip eden 60. günden sonraki ilk pazar günü yapılır hı hı. deniyor. E, böyle bakınca yani aşağı yukarı e, yani e, benim tahminim diyeyim yani e, 23 çünkü Nisan pazar günü 23 Nisan pazar gününe geliyor. E, onu da not etmiş olalım. Belki erken bir duyuru olabilir. E, bu da bu da e, şöyle diyelim yani esas itibariyle meclisin gücü azaltılıyor mu işte artırılıyor mu gibi bir tartışmayı e, lehte kullanmak amacıyla belki hani değerlendiriliyor olabilir. E, bunların hepsi tabii yani ihtimal dahilinde değerlendirdiğimiz konuştuğumuz şeyler. Ee, güçlü ihtimalin ben bu olduğunu düşünüyorum. Günç evet. Yani yani en güçlü ihtimalin bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, ayrıca şu da var tabii yani zaman kazanmak bir hafta iki hafta değilim. Çünkü Cumhurbaşkanına gönderilmediğine göre gönderildikten sonra o 15 gün başlayacak evet, demektir. Tabii. O 15 gün içerisinde ...birinci gün de yayınlayabilir. 15. günde yayınlayabilir. Tabii. Dolayısıyla o tarih buna göre planlanabilecektir gibi gözüküyor. Bunu hani not etmiş olalım en azından. Ben sadece kararsızlar dendiği zaman meseleyi AK Parti'nin içerisindeki bir %5'lik onluk oranı tahmin edemiyorum. Şu an hani elimizde öyle bir veri yok benim en azından. Ama bölgede ciddi bir 2,5-3 milyonluk bir seçmen var. Büyükşehir uzantısı da var. Tabii efendim. ki. Bunun ciddi bir şey olacak. Şimdi HDP kendi içinde bunu tartışıyor. Bu tartışmalar kendi içerisinde giderek derinleşebilir. Yarın Kandil'den boykot kararı geldiği zaman Parti içerisinde hani biz hayır diyecektik deyip tepki gösteren bir kesimde oluş, oluşacaktır. Dolayısıyla HDP'nin oradaki kendi e, seçmenini ve oradaki insanları konsolide edememesi e, iki buçuk milyonluk bir seçmenin tercihleri de çok belirgin, belirleyici olacaktır.